Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Alp'le birlikteyiz. Alp nasılsın? İyiyim Sercan. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şimdi bugün karşımızda aritmetik ortalama ve medyan için yapılan model var. Bir bakalım bu neymiş? Aşağıdaki turuncu noktaları, işte bu noktalardan bahsediyorum. Sayı doğrusu üzerinde aritmetik ortalamaları eksi 0,1... Aritmetik ortalama derken bildiğimiz ortalamadan bahsediyoruz öyle değil mi? Evet. Yani sayıları topluyoruz ve elimizde kaç tane sayı varsa ona bölüyoruz. Doğru. Ve medyan da 2,5 olmalıymış. Şimdi bu durumda bir düşünelim. Elimizde 5 tane sayı var ve 5 tek bir sayı olduğu için ortadaki sayının 2,5 olması gerekiyor. Elimizde çift sayıda mesela 6 tane sayı olsaydı medyan ortadaki 2 sayının Aritmetik ortalaması olurdu. Evet, ortadaki iki sayının tam orta noktası. Aritmetik ortalama da, medyan da, bize verilen sayıların merkezi eğilimlerini belirlemek için kullandığımız metotlar. Evet, sayı doğrusu üzerindeki çizgilerin araları ise bir birim. Mesela bu 0 eğer bir sonraki çizgi 1, değil mi? Bu 1, bu 2. Bu tarafa geçelim. Bu eksi 1, bu da eksi 2. Evet, aynen anlattığın gibi. Şimdi peki, bu alıştırmanın amacı nedir? Sen de söylediğin gibi, medyan ve ortalama merkezi eğilimi ölçer. Ama aynı şey değildirler. Soruda ortalamanın eksi 0,1, medyanın ise 2,5 olması istenmiş. Bunlar birbirinden çok farklı iki sayı, kesinlikle. Beş farklı sayı alıp merkezi eğilimlerinin 0,1 ve 2,5 olduğunu nasıl söyleyebiliriz? Evet, bunlar oldukça farklı. Bazen biri diğerinden daha iyi de olabilir. Bunu unutmamak lazım. Haklısın Alpçim. Konuşurken ben bu turuncu noktalarla oynamaya başlamıştım biraz önce. Buradaki en büyük sayıyı alıp sağa doğru kaydırırsam, yani sayıyı büyütürsem, sizin de gördüğünüz gibi ne oluyor? Ortalama da büyüyor. Ama medyan değişmiyor. Neden mi? Çünkü ortadaki sayı hala aynı yerde. Burada İstediğim kadar oynayabiliyorum değil mi? Bak bu tarafa bu tarafa. Ortadaki sayıya dokunmazsam eğer medyan değişmez. İşte bu sebeple elinizde aykırı ya da uç değerler olduğunda merkezi eğilimi bulmak için medyana bakarsınız. Yani elinizde çok 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 büyük ya da çok 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 küçük sayılar olduğu zaman medyan değişmediği için size daha doğru bilgi verecektir. Şimdi mesela bakın bu sayının çok büyük bir sayı olması aritmetik ortalamayı arttırdı. Değil mi? Ama medyanı değiştirmedi. Aynı şeyi burada da gözlemleyebiliriz. Bu sayı uç bir sayı olsaydı aritmetik ortalama değişiyor ancak medyan aynı kalıyor. Bu alıştırmada bizden istenen aritmetik ortalama eksi 0,1 ve medyan ise 2,5. Bu sayılar birbirinden çok uzaklar. Bu durumda sanırım bazı uç ya da aykırı sayılar elde edeceğiz ve işimiz bittiğinde 2,5 etrafında bir gruplanma olacak diye tahmin ediyorum. Sanırım haklısın. Medyanla başlayalım. Medyan ortadaki sayı olacak. Burada 5 sayı olduğu için bunun 2,5 olması gerekiyor. Evet, işte böyle. Sadece ortalamaya bakıyorsun. Ha öyle mi? Afedersin, affedersin, doğru, özür dilerim. Tamam, 2,5 medyan. Heh, şimdi oldu. Sırada ortalama var ortalamanın eksi 0,1 olması gerekiyor. Bu noktalarla başlayalım. Bakalım ortalamayı negatif yapabilecek miyiz? Hala olmadı. Ortalama hala bir dakika derken bakın oldu bak. Eksi 0,1. Cevabı kontrol edelim. Sence bu sayılardan hangisi merkezi eğilim hakkında daha iyi bir bilgi veriyor? Hmm, sence? Açıkçası ben de bilmiyorum. Eğer bir gruplaşma ve birkaç tane aykırı sayı olsaydı medyan daha doğru bir seçim olurdu. Doğru, buna katılıyorum. Aslında bu noktaları başka şekillerde de seçebilirsiniz. Evet, cevabı kontrol edelim. Doğru yapmışız. Hadi bir tane daha. Sıradaki soru. Aynı soru. 10 tane nokta var. Ortalamaları 3,6, medyanları ise 6 olacak. Yine medyanla başlayalım. Ortadaki sayı 6 olmalı. Medyan 6. 6. Bir nokta daha alman lazım çünkü elimizde 10 tane sayı var. Yani ortadaki iki sayının orta noktası 6 olacak. Doğru, evet. Ve bakın şimdi medyan 6 oldu. Harika. Elimizde çift sayı olduğu için ortadaki iki sayıyla oynamam gerek. Evet. Şimdi de ortalamayı 3,6 yapmam gerekiyor. Bu noktayı ortadaki sayıların ötesine geçiremem çünkü medyan bundan etkilenebilir. Evet, burayı geçemez. Haklısın, geçmemelisin. O halde 3,6'ya ulaşmak istiyorum. Oldu. Ortalama 3,6. Peki şimdi ne düşünüyorsun? Bunlardan hangisi merkezi eğilim için daha iyi bir gösterge sence? Bu örnekte bence medyan daha iyi. Burada aykırı değerler olmasına rağmen medyan daha iyi. Kontrol edelim. Evet, gülen süratta karşılaştık. O halde doğru yapmışız. Eğer zorlanırsanız buradaki ipuçlarını da kullanabilirsiniz. Evet, unutmayın ipuçları size her zaman yardımcı olabilir. Hatta size farklı yollar bile gösterebilir. Örneğin bu şekilde. Sonra sayıları sürüklemekle ilgili bir ipucu geliyor. İşte bu. Örnek de veriyor, bakın. Burada medyanda ortalama da 6. Evet, noktaların yarısını altının sağına, diğer yarısını da altının soluna yerleştirmiş. Harika. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Tabii ipuçları sorunun cevabını size vermez ama soruyu çözmenize yardımcı olur. Kesinlikle. Devam edelim. Biraz daha açıklama alalım. Ve son olarak tüm bunları yapınca medyanı 6 ve ortalamayı 3,6 olarak bulmanın bir yolunu görebiliyorsunuz. Örneği görelim. İşte bazı aykırı noktaları uçlara ittik. Evet, aykırı noktalar ortalamayı etkiler ama medyanı değiştirmez. Çok ilginç. Gerçekten çok ilginç.